Merhaba sevgili Dayı komik takipçileri. Evet biliyorum uzun süredir video atmadım. Fakat benim sıkı takipçilerim bu durumu iyi bilir. Ben bazen 3 ay üst üste video atarım. Ondan sonra 2 ay 3 ay hiç video atmam. Ve şimdi geldik yeni bir videoya daha. Arkadaşlar benim aslında düşüncem şuydu. Kasım ve Aralık ayında çıkan çizgi romanları beraber birleştirip yani tek bir video altında toplayarak 2022 yılını tamamen bitirmek ve ondan sonra da 2023 yılına bir başlangıç yapmak. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı derler ya. Benim de başıma bu durum geldi. Çünkü hem Ankara Kitap Fuarı'nın olması hem de hem de Aralık ayında TÜYAP'ın olmasından dolayı Kasım ayında epeyce bir çizgi roman çıkmış. Ben şimdi bu iki ayı birleştirirsem çok uzun bir video alacağını düşündüğüm sizleri de fazla sıkmamak için Kasım ve Aralık ayını ayrı ayrı yayınlayacağım. Lafı fazla uzatmayayım ve bakalım Kasım ayında hangi yayın evleri hangi çizgi romanları çıkarmış. Evet arkadaşlar ilk olarak bizi Akıl Çelen karşılıyor. Akıl Çelen Horomiya 5'i çıkartmış arkadaşlar. Ve yeni bir manga serisi de başlamışlar. Bu da Slime olarak Karne olduğum zaman. Bunun da ilk ciddi çıkmış. Şimdi geliyoruz Alfa'ya. Ben Alfa'nın çıkardığı çizgi romanları epeyce severim. Evet Alfa ilk olarak Asterix çıkartmış arkadaşlar. Asterix ile Griffon. Sonrasında ise Kusama Takıntılar, Aşklar ve Sanat adlı bir çizgi roman çıkartmış. Sonrasında Egon Schiele, umarım telaffuzunu doğru yapmışımdır, Yakıcı Beden adlı bir çizgi roman daha çıkartmış. Son olarak Arife, Tüyler ve Dikenler adlı çizgi romanla Kasım ayını sonlandırmış. Beta Kids'in farklı bir kolu olan Beta BU ise bu ay sadece İyi Baba'yı çıkartmış arkadaşlar. Fakat bu sefer de Beta Kids boş durmamış. Beta Kids sevilen serisi Disney esrarengiz kasabanın yeni çizgi romanlarını çıkartmış. Bunlar Zaman Gezgini, Hüpletici Canavar Efsanesi, Çoklu Dipper, Kafa Avcıları ve son olarak da Turist Kapanı. Şimdi geldik çizgi düşlere. Çizgi düşler bu ay iki tane fasikül çıkartmış arkadaşlar. Bunlar Secret Origins adlı seriye ait fasiküller. Secret Origins'in 7. ve 8. fasikülü çıkmış. Şimdi geldik Desen Yayınları'na. Desen Yayınları da arkadaşım Toby adlı çizgi romanı çıkartmış arkadaşlar. Ve geldik oradan Epsilon'a. Epsilon bu ay Natali Kırık Kalpler ve Kurbağa Yağmuru'nu çıkartmış. Wonder Woman Fırtınayla Savrulan bir de Supergirl'ün Süper Olmak adlı çizgi romanlarını çıkartmış. Yaşı genç DC severlerin Wonder Woman ve Supergirl'ü kaçırmamasını isterim. Ve geldik gerekli şeylere. Gerekli şeyler lakabı olan mangalı şeylerin hakkını vererek bu ay İyi Geceler Pumpun 3, Noragami 18, Haikyuu 11, 7 Ölümcül Günah 21 ve Fairy Tail 13'ü çıkartmış. Arkadaşlar bu serileri takip edenler kaçırmasın. Ve şimdi geldik Itaki'ye. Biliyorsunuz Itaki de mangaya başladı. Daha önceden Satürn evlerini bitirmişti arkadaşlar. Şimdi de yeni bir mangaya başlamışlar. Bu da Mary Grave. İletişim yayınları da bu ay bir çizgi roman çıkartmış. İsmi Germa Kochi. Ve geldik en merakla beklenen yayın evine yani GBC'ye. Sonunda GBC hasreti bitirmiş arkadaşlar. Ve 3 tane çizgi roman çıkartmış bu ay. Bunlar Batman 3 Joker, Joker Öldüren Gülümseme, Joker Kötülerin Yılı. Evet 3 tane Joker'i çıkartmış. Yani diğerinin adı Batman da olsa o da bir Joker çizgi romanı. Sonuçta buradan da Ertan abiye sesleniyorum. Ertan Batman Batman'de istiyoruz. Ve geldik Kara Karga'ya. Kara Karga bu ay 2 tane çizgi roman çıkartmış. Arkadaşlar bunlar sahte alkışlar olağanüstü anlar ve bir de Anais nin Yalanlar Denizi'nde. Evet şimdi yeni yayın evlerinden bir tanesine geldik. O da Kayıp Kıta. Kayıp Kıta bu ay Mobuko'nun Aşkı ve Özel Bir Yaz adlı çizgi romanları çıkartmış. Komik şeyler ise ayı tek mangayla geçmiş arkadaşlar. O da Beyblade 1. Ve geldik Marmara'ya. Marmara, Marmara çizgiyi Ankara kitap fuarını da hesaba katarak bu ay bastıkça basmış arkadaşlar. Bakalım neler basmış. Zoom 103. cilt. Gigami 10, Elfin 4, Breaker 7, Komi konuşmaktan korkuyor 2. Ben bir kahramanım 2. Periler ülkesinden nefret ediyorum 3. Ve yine periler ülkesinden nefret ediyorum 4. Böylelikle Periler ülkesi de tamamlandı arkadaşlar. Kendisi 4 kitaptan oluşan bir seriydi. Monster 3. Senelerdir beklediğimiz Gizli İmparatorluğu 2. cilt. Ve bir de tabii ki Spider-Man çizgi romanı çıkmış arkadaşlar. O da ne? spider Gadon. Geldik şimdi Milo evine. Milo Seynevi biliyorsunuz Julia bir kriminaloğun maceraları adlı Fumetti'yi basıyordu arkadaşlar. Bu ay da onu basmış. Julia 81. Bu ay bir yayın evinden yeni bir çizgi romanımız daha var. Nesin yayın evi? Aziz Nesin'den Altı Çizgi Roman Birden adlı çizgi romanı çıkartmış arkadaşlar. Aziz Nesin Türkiye'nin en ünlü yazarlarından biridir bildiğiniz gibi. Kitapları gerçekten çok komiktir. Çizgi romanlarının da o minvalde olduğunu düşünüyorum. Ve geldik Prestiji arkadaşlar. Prestij bu ay bombaları patlatmış. Öncelikle What If Age of Ultron'u çıkartmış arkadaşlar. Üstüne demiş ki Kızıl Ana 3'ü de çıkartıyorum ve Kızıl Ana'yı bitiriyorum. Ama demiş bu bana yetmez. Once and Future'ın da 3. cildini çıkartıyorum. Üstüne bir de Örümceğin Gölgesi 3'ü de çıkartıyorum demiş. Böylelikle toplamda 4 tane çizgi roman çıkartmış arkadaşlar. Özellikle... Buradaki çıkan çizgi romanları herkese tavsiye ederim ama özellikle Örümceğin Gölgesi'ni tavsiye ediyorum. Yani Spider-Man severler kesinlikle ve kesinlikle kaçırmasın. Evet sevgili izleyicilerim son iki çizgi romana geldik. Bunlardan ilki Satori'nin bastığı Alita 6, ikincisi ise Yapı bastığı Red Kit 83. Biliyorsunuz bunlar Frankafon ve ince buh dedikleri tarzda basılıyor. Yani bunu Red kit toplu maceralarla karıştırmayın. Ben son iki demiştim ama bir tane daha çizgi roman çıktı arkadaşlar. Evet bu sefer gerçekten son. Çünkü bu çıkan özel bir edisyon. O da ne? Felix koleksiyonun bastığı Fantastik Dörtlüğü Galactus'u arayış. Evet çıktığı zaman fiyatından dolayı epey fırtınalar kopartmıştı. Fakat tabii şöyle de bir durum var bu özel bir edisyon arkadaşlar son derece sınırlı sayıda basıldı ve üstü üstlük bir de şu durum var ki bu kitap Deluxe Edition olarak basıldı arkadaşlar Türkiye'de pek rastlanmayan bir formattır Deluxe Edition yani şöyle söyleyeyim biliyorsunuz ki Prestige kitaplarını Amerikan boy basıyor bu Deluxe Edition o Amerikan boydan da daha büyük bir edisyon yani. E tabii hem deluxe edisyon olması hem de çok sınırlı sayıda basılmasından dolayı fiyatı daha biraz tuzlu. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle edisyonlar her zaman Türkçe'de basılmıyor. Bunları gördük mü kaçırmamak gerek. Evet sevgili Dayı Comics takipçileri bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Videoyu kapatmadan önce kanalı takip etmeyi, beğen butonuna basmayı, videonun altına yorum yazmayı, Yeni videolardan haberdar olmak için çana tıklamayı ve de en önemlisi çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.